Merhaba, ben de teşekkür ederim bu videoya geldiğiniz için. Eğer severseniz beğenebilirsiniz. Beni birazcık severseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Fotoğraflarımı görmek isterseniz Instagram'a gidebilirsiniz. Daha önce test çözdüğüm videolar yapmıştım. Görmek için yukarı bakabilirsiniz. Ben oraya koyuyorum. Bugün kokoloji testi yapıyoruz. Allah'ın izniyle açılabilirse. Evet, şimdi nasıl yapılıyormuş test bir öğrenelim. Aklımıza ilk geleni söyleyecekmişiz, cevapları tahmin etmeye çalışmayacakmışız, kendimize karşı dürüst olacakmışız, sırası gelmeyen sayfaları okumayacakmışız. Tamam, tüm kurallara riayet edeceğim. O kişi siz olsanız ne yapardınız? Sıradaki senaryomuz bizi basit korkularla gerçek korkunun arasındaki ince çizginin bulanıklaştığı karanlık bir dünyaya götürecek. Benim hayatım karanlık. Benim dünyamın seması kara. Bir, yıllardır kimsenin ayak basmadığı eski bir binadasınız ve yerin altına doğru inen bir merdiven keşfettiniz. Aşağıya doğru inmeye başladınız. Bir, iki, üç. Kaç basamak indiniz? 5-6 tane inmişimdir diye düşünüyorum. Derken karanlığın içinden birinin sesini duydunuz. Hafazan Allah. Bence kesin ağlıyordur. Bu kişinin sesini duyunca nasıl tepki veriyorsunuz? Sesin kaynağını bulmaya mı çalışıyorsunuz? İlk düşünceniz arkanıza bile bakmadan yukarıya koşup kaçmak mı? Tabii ki bu. Macera arıyorum diye de hayatımı tehlikeye atmak istemem. 4. Aşağıdaki kişi size adınızla sesleniyor ve yukarıdaki kapıdan gelen ışıkla birisinin aşağıya doğru indiğini görüyorsunuz. Bu ne böyle ya, sır kapısı gibi. Aşağıya gelen kimdir? Annem olabilir bence aşağıda olan kişi. Terk edilmiş binalar ve yeraltı odaları, gömülmüş anıları ve eski psikolojik yaraları sembolize ederler. Evet. Hemen hepimizin hatırlamak bile istemediği bir anısı ya da unuttuğumuzu sandığımız bir kalp kırıklığımız vardır. Öyle haklısınız ki. Ama hafıza kolay kolay silinmez ve unuttuğumuzu umut ettiklerimiz uzun zaman aklımızın bir köşesinde yaşamaya devam eder. Bu olaydaki tepkileriniz geçmişin acı dolu anıları ile nasıl başa çıktığınızın göstergesidir. Kaçarak başa çıkıyorum, ben cevabı söyleyeyim. Merdivenin altına kadarki basamak sayısı yaşadığınız psikolojik yaraların üzerinize bıraktığı etkinin derecesini gösterir. Ben 5-6 basamak indiğimi söylemiştim eğer hatırlamıyorsanız. Az sayıda basamak belirtenler geçmişten çok az etkilenirler. Hey, çok pro bir insan olduğumu öğrendim. Ama toprağın derinliklerine doğru inen uzun bir basamak belirtenler içlerinde derin yaralar taşırlar. Karanlıkta duyduğunuz sesler geçmişteki acı anılarınızı nasıl yaşadığınızı anlatır. Ağlama sesi duyduğunu söyleyenler, yani ben, dertli zamanlarında başkaları tarafından avutulmuş ve aldıkları yardımla bu süreyi atlatmış kişilerdir. Yanıldınız. Hiç sevmem yardım istemeyi. Bu zaman zarfında size yardım eden iyi insanlar bugünkü sizi yaratan kişilerdir. İnleme duyduğunu söyleyenler zor zamanlarını yalnız geçirmiş kişilerdir. Ama sakın bunun başkalarına karşı duygularınızı katılaştırmasına izin vermeyin. Duydunuz mu beni? Karanlıktaki seslere verdiğiniz tepki geçmişinizdeki acılarla nasıl başa çıktığınızı gösterir. Eğer sesin kaynağını bulmaya gittiyseniz yandınız demektir. Sorunlarınızla yüz yüze gelmek demek önünde sonunda bir çözüm bulmak demektir. Vallahi çok yanlış, ben yüz yüze geldim, birçok sorunumu çözemedim. Belki de ben beceriksizim, bilmiyorum ki. Arkasına bakmadan yukarı koşup kaçanların sorunları görmezden geldiklerinde sanki yok olacaklarına inandıkları bir geçmişleri vardır. Yani karanlıktan, gaybten bir ses geldi diye ben kaynağını mı bulmak zorundayım? Bu yaklaşım bazen işe yarayabilir. Ama dertler sandığımızdan daha uzun süre
yok olmamakta direnirse de sakın şaşırmayın. Hiç şaşırmıyorum, biliyor musunuz? Kimi zaman durup korkularınızla yüzleşmelisiniz. İnşallah. Eğer korkudan dona kalıp olduğunuz yere çakıldığınızı söylediyseniz, geçmişinizde çözemediğiniz bazı olaylar sizi huzursuz etmekte ve hayatınızı yaşamanızı engellemektedir. Bunu seçenler de demek ki benden de beter durumdalarmış. Annem demiştim. Verdiğiniz isim sizi rahatlatacak ve içinizdeki buruklukları iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Doğru. Yine hepsine riayet edeceğimi söylemek isterim. Kaderin pin kodu, doğum tarihinize göre karakter analizi. Soru 1. Haftalık popüler bir dergi alarak eve geldiniz. Nerede o eski mecmualar? Derginin içindekileri hangi sıraya göre okursunuz? Hemen sizi ilgilendireceğini bildiğiniz konulara geçer ve sadece onları okursunuz. Sayfaları rastgele çevirir ve ilginizi çeken şeylere okursunuz. İçindekilere bakarım. Derginin forması değişmediği için konuları her zaman bu dergiyi okurken okuduğunuz sırada okursunuz. Şimdi bir saniye. D'yi işaretleyeceğim. Sonuçta sevdiğim bir dergi yani aldığıma göre. A şıkkı. Parasının her kuruşunun nerede olduğunu ve nereye harcandığını bilen birisiniz. Ben de öyleyim. Neden? Ya. Yanlış bu test. Kabul etmiyorum. B. Para cebinizde durunca sanki size basıyor. Hafazan Allah, evlerden ırak bir insansınız. Eğer paranız varsa, canınız ne isterse, aklınıza ne gelirse onun için harcıyorsunuz. C şıkkı. Siz kendinizi tutumlu olarak tanımlıyorsunuz. Bazıları buna cimri diyebilir. Kara günler için saklamayı tercih ediyorsunuz. Ak akçe kara gün içindir. Hayatınızdaki olası değişikliklere karşın siz harcama alışkanlıklarınızı asla değiştirmiyorsunuz. Yanlış. Değiştiriyorum. Ayağımı yorganıma göre uzatmayı biliyorum elhamdülillah. En iyisi bu işlerden anlayan birisinden destek alın. Almıyorum. Benim kimseye ihtiyacım yok. Millet benden destek alsın. Kül Kedisi masalının sizi en çok etkileyen sahnesi hangisidir? Üvey annesinin elinden eziyet çeken kül kedisinin hali. İnsan bir der ki, madem o kadar kahır çekiyorum, isyan bayrağını da eksik etmeyeyim. Ama yok, en azından bir çaba göster ya. İyilik perisi tarafından güzel bir prensese çevrilen kül kedisi. Prensin kül kedisini bulduğu ve camdan ayakkabıyı ayağına giydirdiği sahne. Bunu işaretliyorum yani. Seçtiğiniz sahne sizin kişiliğinizdeki en zayıf noktayı ve en büyük kusur simgeleyecektir. Acınmanın altında büyüklük ve gurur duyguları vardır. Bence de. Bu sahneyi kendinizi birisinden üstün görmenizi sağladığı için hatırlıyorsunuz. Başkalarına şefkatli, acıyan gözlerle ve yukarılardan bir yerden bakmak iyi bir özelliktir. Ne? Hadi şefkatli eyvallah ama yukarılardan ve acıyan gözlerle bakmak nasıl iyi bir özellik olabilir? Ama onlara daima tepeden bakmayı alışkanlık haline getirmeyin. A'yı seçenler var ya, benden uzak, Allah'a yakın. Ama burada gerçek dünyada işler hiçse o kadar kolay değildir. Öyle mi? Sizin en büyük hatanız gerçek hayattaki sorunları görmezden gelmeniz ve plansızlığınız. C. Bu sahne sizin üzerinizde büyük bir etki yarattı. Çünkü sizin başkalarına muhtaç yanınıza hitap etti. Ne demek muhtaç? Allah'ım ya, hakaret eder gibi. Şimdi benim seçtiğim seçeneğe geliyoruz. Hemen herkes mutlu sonlara bayılır. Yanlış. Ödevler olurdu, hikaye yazardım, hep kötü sonla bitirirdim. Fırtına çıktı. Aniden bastıran sağanakta yürüyorsunuz. Son sürat koysanız bile gideceğiniz yere 5 dakika uzaklıktasınız. Aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? Yağmurun ne kadar süreceğini bilemiyorum. Bu yüzden gideceğim yere kadar koşarım. Çantamda daima katlanabilir bir şemsiye taşırım. Onu kullanırım. Zaten yakınım yani. Koşayım, gideyim. B diyelim.
Fırtına hayattaki beklenmedik, kontrol edilemeyen güçleri temsil eder. Yanıtlarınız sevdiğiniz bir arkadaşınızla tartıştığınızda nasıl davranacağınızı simgeler. Ay işaretleyenler. Siz aranızdaki sorunları halletmeden önce karşı tarafın öfkesinin dinmesini bekleyenlerdensiniz. Sonra da kendi bakış açınızı soğukkanlılıkla sunarsınız. İçinizdekilerin hepsini döktüğünüz sürece kavganın, sorunun ne olacağı umurunuzda değil. Yanlış. Sizce siz haklısınız ve tartışılacak bir şey yok. Bana göre ekseriyetle haklıyım. Ama insanım, arada yanılırım. Ve tartışılacak bir şey var. Sizin taktikleriniz arasında alma verme yok. Eğer karşınızdaki bağırırsa siz haykırıyorsunuz. İşte bunu tavsiye etmiyorum. Karşıtlıklar ve tartışmalar size göre değil. Bu nedenle kavga çıktığında bile siz daima karşı tarafı sakinleştirmeye çalışıyorsunuz. Ama ne yazık ki bu davranış bazen işleri daha da kötüleştirir. Çantasında şemsiye taşıyan tayfa bu size geliyor. Her suçlamaya verecek bir cevabınız, her yanlışınıza bir özrünüz olduğunu düşünüyorsunuz. Ama büyük olasılıkla bunun içinde bir açıklamanız vardır. Mahkeme salonunda geçen bir filmde aktörsünüz. Aşağıdakilerden hangisini oynardınız? Avukat. Aktör sizin sosyal kişiliğinizi ve dış dünyayı karşılayan yüzünüzü simgeler. Oynadığınız rol bir kriz durumunda ne tepki verdiğinizi anlatır. Benim şıkkımla başlıyoruz. Ateş altında daima soğukkanlısınız ve sizi terlerken görmek zor. Doğru. Fakat çok gergin durumlarda ortaya çıkan bir başka yüzünüz daha var. Kısıtlamaları unutacak kadar ateşli ve gerekirse patlamaya hazır bir savaşçı. Bu soğukkanlılık ve ateşlilik sizi en umutsuz durumlarda bile düzlüğe çıkarıyor. Başkaları kendilerini kaybettiğinde bile siz sakin kafayla düşünebiliyorsunuz. Çevrenizdekiler bu özelliğinize saygı duyuyor. Ben de şu an çok saygı duydum. Ve zorda kaldıkları zaman sizden yardım istiyorlar. Bunu işaretleyen varsa ben de ondan yardım isteyeceğim. C. İlk bakışta güçlü ve umursamaz görünüyorsunuz. Ama aslında savaşları sonuna kadar götürmek için gerekli olan her şey sizde yok. Tam tabiriyle beceriksizsiniz. Herkesle her zaman geçinmek uğruna tutarsız ve hatta güvenilmeyecek bir haline geliyorsunuz. Derin bir mağarada kayboldunuz, hafazan Allah, ve uzayıp giden bir labirenti hatırlatan koridorlarda dolanıyorsunuz. Yukarıya çıkan yolu bulmaya çalışırken bir yarasa uçarak gelip kulağınıza bir şey fısıldıyor ve siz kalpten gidiyorsunuz. Bu gizemli yaratık size hangisini söyledi? Çıkışın nerede olduğunu biliyorum. Sana yolu göstereyim. Aramaya devam et. Buradan asla çıkamayacaksın. Sana yolu göstereyim. Çaresizliğim bu kadarı. Yarasaya güveniyorum. Kesin yanlış tarif eder. Yarasanın size söyledikleri zor zamanlarda başkalarına nasıl yardımcı olduğunuzu simgeler. Başkalarına hemen tavsiyede bulunuyorsunuz ama bazen hiç gerek yokken de yardım etmeye çalışıyorsunuz. Neden? Sürekli milletle ilgilenmek yerine önünüze bakmaya ne dersiniz? Bu da sizin müdahaleci biri gibi görünmenize sebep oluyor. Benim şıkkım geliyor. Kocaman kalbiniz ve asla bencil olmayışınız başkalarına örnek oluyor. Keşke, ama bence bu doğru değil. İnsanlar sizdeki gücü ve şefkati hissediyor. Asla hissedemiyor, yok öyle bir şey, inanmayın. Ben önce kendi şefkatimi bir hissedeyim de sonra insanlar hisseder. Bir sorunları olduğunda size gelebileceklerini bilmek onları rahatlatıyor. Yardımcı olmak istemediğinizden değil. Ama sorunlarını kendi başlarına çözmeleri için onları cesaretlendirmiş oluyorsunuz. D. Yere düşmüş biri gördüğünüzde içinizden ilk gelen şey tekmelemek. Allah belanızı versin. Siz kendinizi insan mı zannediyorsunuz? Terbiyesizler.
Tamam, sakin oluyorum. Bu davranış arkadaşlarınızla olan ilişkinizi etkileyebilir, dikkat edin. Bir zahmet. Aşağıdakilerden hangisi bu manzarayı seyrederken düşündüklerinizi açıklıyor? Belki de bu dünyayı mahvettiğimiz için bir uyarıdır. How dare you? Sanırım içerideki basınç çok fazlalaşmıştı. Öf, ne görüntü ama, çok etkileyici. Patlamak bu şeylerin doğasında var. Nedir yani? Bunu diyen de sanki her gün volkan patlaması görüyor. Ben B'yi işaretleyeceğim. Volkan hakkındaki düşünceleriniz bir üstünüzün öfkesine göstereceğiniz tepki betimler. A şıkkını işaretleyenler. Başkalarının öfkesine sebep olduğunuzda bunun farkında oluyorsunuz ve suçu kabullenmeye hazırsınız. Sizden çok az var. Bunu biliyor muydunuz? Benim şıkkım geliyor. Eğer yanlış bir şey yaptığınızın farkında olsanız zaten yapmazdınız, değil mi? Hayır. Ben o kadar çok hata yaptım ki. Anlatsam roman olur. Hem de bazı hatalarımı kasten yaptım. Bu olumlu görüntü üstleriniz tarafından uzun vadede takdir topluyor. D. Acımasız eleştiriler sizi etkilemiyor. Büyük olasılıkla onları dinlemediğiniz için. Bu elbette stresinizi azaltmada etkilidir. Ama bu yüzden hatalarınızdan ders alamıyorsunuz. Ama bu çok kötü yani. Aynı hatayı 98 kere yapmak o kadar sinir bozucu bir şey ki. Ben yaptığım için söylemiyorum. Hiç olur mu öyle şey? Belki de bu seslere kulak vermek size farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Üstelik size doğru geliyor. Yani koca ülkede beni mi seçmiş? Allah'ım ya. Ama neden bu kadar öfkeli? Kaybettiği sevgilisini arıyor. Çok çirkin olduğu için çok mutsuz. Tüm dünyaya öfkeli. Canavarsın yani. Ben sevgilini aradığını düşünmüyorum. Çirkin olduğu için üzüleceğini de tahayyül etmiyorum. Tüm dünyaya sinirli bence ya. Bu canavar kişiliğinizin karanlık yanını temsil etmektedir. Belki de romantik anlamda sorunlar yaşıyorsunuz şu sıralar. Kıyamam ben size. C. Kendi görüntünüzden bir şekilde memnun olmayabilirsiniz. Ama bu dünyanın bizi algılama şeklini de negatif olarak etkileyebilir. Love yourself, babe. Ben her şeyden daha iyi. Bana hiç kimse yardım etmedi, ben tekim. Ben tekim. Ve benim şıkkım geliyor. Bu cevabı seçenler karamsarlardır. Bu kadar doğru bir tahmin görmedim Allah'ım. Sizin için bardağın yarısı hep boş. Hatta bardak bile çirkin. Sizin haberiniz var mı? Üstelik suyun tadı kötü. Düzeltilebilecek yanlışlar bulmak iyidir. Ama hep şikayet ederek dünyayı değiştiremezsiniz. Bu enerjiyi olumluya doğru kullanmak için bir yol bulmaya çalışmalısınız. Çalıştım, bulamadım. Yapabileceğim bir şey yok. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.